Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yine yepyeni bir ürün denemesinde birlikteyim. Şöyle bir kutuda geldi ürün. Biokeratin Gold. Şöyle ambalajlanmış filan. Ben bunu bir sene önce almıştım. Böyle YouTube videoları izleyip böyle şöyle yine başladık. İçiyorum. Ama denememiştim. Hemen videoya geçeceğim bu defa. Şu üstündeki renkler güzelmiş, rengarenk. Bütün her şeyi buraya getirdim, ortamı kurdum. Dükkandayız, çalışıyoruz. Az makara, çok iş bugün çünkü çok acil de dışarı çıkmam lazım. Kaş rötuş günüm bugün, ikinciye gidiyorum. Rötuş mü, rütüş mü neyse hala bilmiyorum. O yüzden hemen videoya geçiyorum. Tuzsuz şampuanla yıkayın dediler. Bunun da yorumlarında röfleli saçları parlattığını, gayet güzel bir ürün olduğunu okumuştum. Market ürünü, uygun fiyatlı bir ürün. Almıştım zaten. Bununla yıkadım. İki kere şampuanladım. Saç kremi kullanmıyorsunuz. Şampuanlarken saç kremsiz işlem görmüş saçlar biraz zor açıldığı için ben parmaklarımla böyle taraya taraya şampuanladım ve duruladım. Yoksa bu saçı açmamız pek mümkün olmazdı. Önce tarayayım ben bu saçı. Şöyle bir tarak bulmaya da. Benim normal taraklarım da yok. Hepsi fırça biçiminde. Ama işlem yaparken de tarayacağımız için bir de şöyle bir şey buldum. Hiçbir tanıtımda daha sorun yaşamadığımı görmedik çok şükür. Şununla tarayalım. Bu daha kalın bir tarak olduğu için evet. Saçlarınızı açmaya bu arada uçlarından başlarsanız daha rahat açarsınız. Siz bana bakmayın. Ben diplerden başladım. Birazcık açalım da kuruturken de birbirine girerse ondan sonra ürünü kullanacağız. Bekleteceğiz. Kullanma işleminde, tarama işleminde çok zorluk çekeriz. Kullandığım açıcıyı tanıtmıştım bunun önceki videoda. Ondan sonra dayanamadım. O açıcıyla saçlarımın birçok yerini tekrar açtım. Saçlar şu anda isyan ediyor benim. Yani sağlam bir bakıma ihtiyaçları var ve tabii ki doğru düzgün yapamadım. Şuraları falan üşerdim kaldı mesela ama umurumuzda mı? Asla umurumuzda değil. Bu aynı zamanda keratin bakımı yapıyormuşmuş. Evet, hemen kurutalım. Her yer saç olacak. Yapacak bir şey yok. Şu andaki kurutma işlemimizin hiçbir önemi yok arkadaşlar. Sadece çok dolaştırmadan kurutalım. O kadar. İşlem yapılacak saç öncelikle tuzsuz şampuanla yıkanır. Yıkadık. Kurtulmuş saça uruğun boya gibi sürülür. Saça keratin sürme işleminin ardından 45 dakika bekleme süresine geçilir. Kurutulmuş saça ürün boya gibi sürülür. Kurutulmuş saça. İyice kurutacağız o zaman. Çünkü izlediğim videoların bazılarında %80-%90 kadar kurutuluyorlardı. Kimisi çok kurutmuş, kimisi az kurutmuş. Valla yine ortalık bilgi kirliliğinden geçilmiyor arkadaşlar. İyice kuruttum ben. Bu ürünün ve diğer Brezilya fönlerinin, neden Brezilya fönü keratin yazıyor neyse. Bu ürünün ve diğer Brezilya fönleri uygulama videolarının bazılarında kullananlar %90 kurutmuş, %10 böyle çok hafif nemli bırakmış. Kimisi de tamamen kurutmuş. Ne yazıyor? Kurutulmuş saça dediğine göre ben iyice kuruttum. Yani nemli bırakmadım. Eğer nemli bırakılması gerekiyor olsaydı zaten yazardı. Şimdi bu ürünün işleyişini anladığım kadarıyla saçımıza sürüyoruz, 45 dakika bekletin diyor. 45 dakika bekleteceğimize göre bu ürünün saç tarafından emilmesini bekliyoruz biz demektir. Ve ısıyla da onu aktif hale getireceğiz. O zaman saçı olabildiği kadar kurutalım ki nem kalmasın ki bu ürünü iyice çeksin diye bir mantık kurdum. Bakalım. Vallahi biraz daha kurutuyorum. Hava çok sıcak. Ama benim vaktim yok. İyice kurutuyorum arkadaşlar. İyice. Bence kurudu. Soğumasını bekleyelim saçın. Şu anda çok sıcak çünkü.
Aa, hep iki ara bir derede video çekiyorum ya. Niye öyle oluyor? Bu arada bana düz saç hiç yakışmıyor. Ama yapacağım yani. Ne yapayım? Bu saç kendi kendine kuruduğu zaman çok tatlı oluyor. Aslında ben o şekilde daha çok seviyorum ama aldık bir kere yani. Deneyelim bakalım. Zaten tatile çıkacağım için denize gireceğim. Hiçbir şey kalmaz umarım. Bir an önce düzelir. Keratin bakım işlemi de yapıyormuşmuş. Bakalım göreceğiz yani. Sarı saçları da böyle parlatıyormuş. Rengini böyle daha açık gösteriyormuş. Bilmem ne falanmış. Onları da göreceğiz. Bakalım. Kahve, kahve, kahve. Bakın kahveye. Okuyorum tekrar. Bundan okumam, bunda daha büyük yazıyor. İşlem yapılacak saç öncelikle tuzsuz şampuanla yıkanır. Kurutulmuş saça ürün boya gibi sürülür. Saça keratin sürme işleminin ardından 45 dakika bekleme süresi geçirilir. 45 dakika bekleme süresinin ardından saç fön ile komple kurutulur. Fönle. Demek ki fırçayla yapanlar daha mı doğru bir şey yapmış. Neyse, kurutulan saça 230 derece pres işlemi uygulanır. İşlem yapılan saç işlemden 15 dakika sonra tuzsuz şampuanla yıkanarak saç kurutulur mu? Ne diyor bu ya? Hani böyle 2 gün bekliyorduk, üstünden pres geçiyorduk filan. Aa, çok enteresan. Bu arada bunu da kargolarken ne yapmışlar? Çok akıllıca. Devrilirse, kargo doğru düzgün taşımazsa dökülmesin diye bantlamışlar. Helal olsun. Bravo. Tebrik koyuyorum firmaya. Çok ucuz aldım de ben bunu. 25 liraya mı aldım? 30 liraya mı aldım? Bir şey aldım galiba. Çok kötü koktuğunu söylemişlerdi. Kapatalım. Nefes almadım ben fazla. Tadımlık yaptım, durdum. Muhtemelen ağır bir kokusu var. Termoyedici çünkü. Yani normal. Kirpik liftinginde de olmuştu. Bu aynı kokumu tam alamadım ama bakacağız birazdan, açınca saça sürünce zaten eyvahlar olsun. Arkadaşlar, kanalımı ilk kez izliyorsanız sponsorlu ürün falan değil. Ben bunları, videolarını izliyorum. Kendime uygulamak istediğim ürünleri alıyorum. Deniyorum. İyi mi kötü mü size söylüyorum. Mevzu bundan ibaret. Yani eğer iyiyse alın diyorum. Kötüyse de kötü diyorum. Onu bilin. Böyle sponsorlu falan bir şey değil. Şimdi hemen ilacı uygulayacağım ben. Şöyle tutam tutam ayıracağım. Saçım hala sıcak. Aynı olarak da telefonumu kullanıyorum. Bu ürünün çok kötü koktuğunu söylüyorlar. O yüzden benim burada cam açık. Tam karşımda cam açık. Sol tarafımda da bir sürü cam var. Arkada balkon var. Mutfak açık. Muhtemelen uçacak burası. Büyük bir balkon kıvamında. Arkadaşlar, başlamadan şu muhteşem kahvemden. Oh, çok güzel. Evet, bu arada bir maske getirdim yanımda. Eğer dayanamazsam, çünkü benim dünyam çok alerjik. Boğazım berbat oluyor. Böyle çok cereyan yaptı. Hiç önemli değil. Hadi yapalım. Ben çok konuşmayı düşünmüyorum. Kokma, tamam mı? Öyle boya şeyi falan yok arkadaşlar. Direkt şöyle. Bakalım. Kimisi çok fazla uygulamış ürünü, kimisi az uygulayın demiş. Az uyguladığınızda çok daha iyi tutuyor diyen var. Vıcık vıcık böyle saçı komple ıslatanların sonuçlarına baktığımda saçların iyi tutmadığını görüyorum ama kullandıkları ısıtıcıdan mı, neden bilmiyorum. Evet. Bu perma ilacı gibi kokmuyor. Yani kirpik liftingde yaptığım ürün gibi kokmuyor. Bunun da biraz bir kokusu var tabii ki. Böyle deli gibi keskin değil. O parma ilacı gibi değil. Olsa duramaz zaten. Diplere değdirmeyin diyorlar. Şöyle tarayayım da. Bursa Sporlu tarağımızla. Bursa Spor'a tam destek. İzmirliyim, göz göz aynı zamanda. İyi oynayan kazansın. Hiçbir şeyin fanatiği hiçbir zaman olmadım. Öyle gözlükler takanlar, yok efendim bilmem ne yapanlar falan gördüm böyle videolarda. Şöyle bir durum yok deyip bayılıyormuşum. Kızacağım şimdi. Benim neden kameramanım yok ya? Neden? Neden stüdyom yok? Şu azıcık azıcık alıyorum arkadaşlar. Kontrollü yapıyorum yani. Çok fazla sürüp böyle boca edip saçı vıcık vıcık yapmak istemiyorum. Biraz boğazınızı belki tahriş edebilir. Ama ben henüz tıkanmadım. Benim astımım da var.
Şu an bayağı şey yani, buradan gelen hava oradan çıkıyor falan böyle. Zaten büyük bir alan değil. Yani burası küçük de arkada bayağı büyük ve arkada da camlar açık. Belki de ben o yüzden rahat yapıyor olabilirim. Balkonda yapmayı da düşündüm ama şimdi çıkarız, alışırız bir de oraya. Yazmış orada video çekeriz, ne gerek var. Evet, öne gelince gözlerim çok hafif sanki yanar gibi oldu. Ne o öyle gözlükler mözlükler takıp da videolar çekip insanları ürkütüyorsunuz? O kadar abartılacak hiçbir şey yok. Evet tabii ki kimyasal yani de. O kadar değil yani. En azından bu öyle değil. Bio keratin gold öyle değil arkadaşlar. Değil yani. Olsa asla susmuyordu. Merhaba kumrucuğum. Merhaba güvercincim. Karga da gelir birazdan. Bizim ekip tamamlanır. Ne yapıyor bu manyak diyor. Çık da benim bulgurumu ver diyor bana. Buğdayımı ver diyor. Of. Evet. Bir minnak. Evet. Genzimiz yandı. Demek ki kokusu yok. Ya da ben Covid oldum. Koku almıyorum, haberim yok. Ama genzim yandı mı yandı. Zaten ne zaman şu video çeken insanlarla ilgili kötü bir yorum yapsam anında ürünle ilgili bir şey başıma geliyor. Bakın öyle vıcık vıcık falan değil. Hatta çok sürmedim. Biraz daha ıslatmamız lazım bence. Keratin bakımı yaptığı da söyleniyor. Yani işte hesapta saçınıza faydalı bir işlem. Saçı yumuşattığı vesaire söyleniyor. Ama biz söylenenlere asla bakmıyoruz. Her iki artık duyduğum hiçbir şeye inanmıyorum yani. O kadar saçma bilgi kirlilikleri içinde yaşıyoruz ki hiçbir şeye inanmıyorum. Özellikle de Trendyol'daki ayakkabı yorumlarına asla inanmıyorum. Ayak numarasını bilmeyen koca bir milletiz ya gerçekten. Normalde 37 giyiyorum ama 38 aldım. O bile olmadı falan. Alıyorsun ayakkabı 37. Ayak ölçün senin. Santime göre arkadaş, santimini bileceksin ayağının. Sonra aldığın firmanın ölçülerine bakacaksın. Ondan sonra ona göre diyeceksin ki ben bu markada şu beden kullanıyordum. Bunu da şunu aldım falan diyeceksin. Anlayacağız. Gözüme geldi biraz. Biz şaşırdık mı? Hayır. Benim saçıma perma bile yapsam şu şuradan şöyle merhaba diyor bana. Gözüme değdi ve gözüm yanıyor arkadaşlar şu anda. Gözüm yanıyor. Evet ne olacak? Canım gözümü ne olacak? Şok 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 az sonra. Sorumluluk bana göre bir şey değil. Şimdi ben burada kendimi sorumlu hissediyorum. Bu videoyu izleyip de işte insanlar benim sözüme güvenip bir şey yaparlarsa dur en doğrusunu unutmadan söyleyeyim diye of gözüm yandı. Yakıcı peynirli panço kokusu. Yeter. Böyle keskin bir koku falan yok. Sadece böyle bir sinsi bir boğuculuk var. Bunu çeken arkadaşlara boşuna kızmışım. Galiba standartlara uygun bir odada olsam şu anda Türkiye'deki biraz daha küçük bir dairede olsam duramazdık. İnsanlar haklı olabilirler yani. Şimdi saç çekiyor. Gibi geliyor bana. Yeterli derecede sürdük. Saçı kuruturken maske takacağım. Gözüme gelmemesi için de uğraşacağım. 45 dakika çekmesi için bekliyoruz. İçime sinmedi, biraz daha süreceğim arkadaşlar ya. Sanki çok kuru gibi geldi bazı yerler, aynada baktım. Bu çerçeve çok önemli biliyorsunuz. Fönü, saçı, yapılan saçı gösteren yüzün çevresidir. O yüzden fön bittikten sonra bu ürünleri tekrar geçerler yapıyor fönler zaten. Özellikle şuraları biraz daha ıslatacağım ben. Aa anladım.
Güncelleme geldi bana şu anda. Bir saniye. Bu ürün keratin yazıyor ya arkadaşlar. Keratin bakımı için böyle söylüyor. Hani tabii nereye takıldım anlamadınız şu anda. Hani işte kurulama işlemini yapın. Ondan sonra pres yapın. 15 dakika sonra yıkayın demişti ya. O keratin işlemi için. Tamam. Şimdi anladım. Biz Brezilya fönü yapmaya çalışıyoruz. Yani saçlarımız kurutulduktan sonra, yıkandıktan sonra işte 5-6 ay diyorlar. Ben hiç inanmıyorum ona ama en azından 1 ay falan böyle kabarmasın. İşte olabildiği kadar düz olsun falan diye yapıyoruz bu işlemi. Yani onun için öneriliyor. Bu arada daha önce hiç yaptırmadım. Yaptıran arkadaşlarım oldu. Onlardaki sonuçlar çok güzeldi açıkçası ama evde yapan bir arkadaşım olmadı. Uçlara da sürüyorum tekrar bakın. Bayağı ıslandılar yani. Görüyor musunuz? Bayağı ıslaklar. Görüyor musunuz? Saç ne kadar çekerse ısıttığımız zaman o kadar iyi işleyecektir. Bunu düşünürsek bekletmek önemli. Sıradaki keratin sizler için geliyor. Evet. Yeter. Bu defa başardık. Bu defa gerçekten sapasağlam yaptık yani. 5 dakika oldu daha. Koku falan kalmadı arkadaşlar. Aklıma şu geldi. Yanlış yönlendirme olmasın. Saçlarınızı açın. Ve açık dursun. Yalnız bir tane şey alın. Havlu bir şey, bez bir şey alın. Boynum biraz böyle hafif kaşınır gibi oldu. Huylanmış da olabilirim ama bilmiyorum. Saçlarımı fırçayla fönleyeceğim birazdan. Daha sonra pres yapacağım. Düzleştireceğim 230 dereceyle. Fakat 2 gün boyunca bunu yapacağız ve aklımıza geldikçe uygulayacakmışız. Yani videolarda söylenen bugün düzleştirici yapacağız. Yarın tekrar yapacağız. İşte olabiliyorsa 3 gün saçınızı yıkamayın. Her gün bir kere iyice düzleştirin. Bir yerin üstünden 2-3 kere geçin diyordu. Hatta bir tane videoda aklınıza geldikçe yapın. Düzleştirin saçınızı diyordu. Kulak arkası vesaire yapmıyorsunuz ve toplamıyorsunuz. Yazın cıvcıvındayız. Ağustos'tayız. Ben toplamadan 2 gün nasıl dayanacağım? Hiç bilmiyorum. Bakacağız. Gözünüzün yanına yaklaştığı zaman yakıyor. Bunu kuruturken evet birazcık etkileneceğiz gibi görünüyor. Burnum da şey yapmaya başladı. Evet. Evet. Tabii ki aklıma ne geldi? Aklıma bir zamanlar okuduğum çok hoşuma giden bir bilgi geldi. Şu anda arıyorum ki uyduruk kaydırık size aktarmış olmayayım. Kızılderililerin saçlarını uzatma nedeninin altında yatan mistik hikayeyi okuyunca çok şaşıracaksınız demiş. 1960'lı yıllarda Vietnam Savaşı'nın en hararetli olduğu ve binlerce insanın can verdiği zamanlarda Amerika ve Vietnam arasında çıkan savaş ileriki yıllarda toplumsal anlamda pek çok devrimin de öncüsü oldu. Savaştan sonra savaş esnasında yaşanan olaylarla alakalı pek çok ilgi çeken hikaye ortaya atıldı. Hikaye Vietnam Savaşı sonrası post travmatik stres rahatsızlığı olan hastaları tedavi eden psikoloğun eşi anlatıyor. Kadının anlattığına göre psikolog ABD hükümeti tarafından yapılmış bazı gizli araştırmalara ulaştıktan sonra saçlarını ve sakallarını uzatmaya başlamış ve psikoloğun çevresindeki insanlar da etkilenip onlar da saç ve sakallarını uzatmaya başlamışlar. Kocasının bu radikal imaj değişiminin sebebini ise kadın şu cümlelerle ifade ediyor. Kocamın elindeki dokümanları okurken nedenini anladım. Vietnam Savaşı sırasında savaş departmanında görev yapan özel kuvvetler yetenekli casusları aramak için Amerikan Kızılderililerinin yaşadığı bölgelere gizli uzmanlar gönderiyordu. Engebeli arazilerde gizlice hareket edebilecek eğitimli genç erkekleri arıyorlardı. Özellikle sıra dışı iz sürme yetenekleri olan insanları hedefliyorlardı. Amerikan yetkilileri amaçlarına uygun kişileri bulduktan sonra onları bir şekilde ikna ederek bazılarını askerliğe kaydetmişler. Artık bir Amerikan askeri olan Kızılderili gençleri bir süre sonra doğal yaşam alanlarında gösterdikleri beceri ve kabiliyetleri kaybetmeye, kendilerinde istenilen görevlerde başarısız olmaya başlamışlar. Bu performans kaybından sonra nedenlerini araştırmak amacıyla kapsamlı çalışmalar başlatılmış.
araştırmalar sonucunda elde edilen ilk bilgilere göre askere alınan erlerin saçları kesildiği için duyusal yeteneklerini kaybetmiş olabileceklerini ve bu nedenle 6. hislerini kaybetmiş olabilecekleri anlaşılmış. Artık sezgileri güvenilir değildi. İnce detayları okuyamıyorlardı ve süptil duyular dışı bilgiye erişemiyorlardı. Araştırmanın bir sonraki aşaması ise kontrol grubu ve deney grubu oluşturarak kıyaslamalar yapmak oldu. Daha fazla kızılderili toplanarak bir kısım saçlarını kesmeden bir kısmında saçları kesilerek belli test ve görevlere tabi tutma yoluna gidildi. Testlerde aynı skorları alan adamları ikili olarak bir araya getirdiler. Adamlardan birinin saçı kesilmezken diğerinin saçı kesildi. Sonra iki adam tekrar teste tabi tutuldu. Bu arada sertleşti benim antenler. Saçları uzun olan adam skorlar almaya devam etti. Saçları kesilen adam daha önce yüksek skorlar aldığı testlerde başarısız oldu. Peki bu olayın bilimsel olarak bir desteği var mı yoksa tamamen peri masallarından hallice bir hikayeden ibaret mi? Konu hakkında yazılan yorumlardan bir tanesini direkt olarak hiç üzerine oynamadan paylaşıyorum. Memeli bedeni milyonlarca yıldır evrimleşmektedir. İnsan ve hayvanların hayatta kalma yeteneklerinin bazen neredeyse doğaüstü olduğu görülüyor. Bilim sürekli şekilde insanların ve hayvanların hayatta kalma şaşırtıcı yetenekleri ile ilgili daha fazla keşifler getiriyor. Bedenin her bir parçasının bütün olarak bedenin esenliği ve hayatta kalması için icra ettiği duyarlı bir iş vardır. Bedenin her bir parçasının var olma nedeni vardır. Saç, sinir sisteminin bir uzantısıdır. Görüyor musunuz? Linki paylaşmayacağım tabii ki. Araştırın biraz, siz de araştırmaya alışın. Dışsallaşmış sinirler olarak görülebilir. Beyin sapına, limbik sisteme ve neokortekse çok fazla miktarlarda önemli bilgi aktaran bir tür son derece evrimleşmiş duyarga ve anten olarak düşünülebilir. İşte çocukluğumdan beri antenlerim diyorum, boşuna demiyorum. Biliyormuşum. Neşem yeri geldi. Geç kalıyor muyuz? Olsun. İnsanlarda sadece saç değil, erkeklerde yüz kılları beyne ulaşan bilgi ana yolu sağlar. Erkekler üstün ırk erkekler. Bir dakika. Wow. Erkekler gözümde bayağı puan aldınız şu anda. Neyse gözüme girme. Bu arada keskin koku falan hiçbir şey yok. Sadece böyle hafif boğucu bir şey var. O da kurdukça kalmıyor. Saç aynı zamanda enerji yayar. Beyin tarafından dış ortama yayılan elektromanyetik enerjiyi yayar. Bir insan uzun saçlıyken ve saçlarını kestirdikten sonra kirleyen fotoğrafları ile bu görülmektedir. Kirleyen fotoğraflarını bilmiyorum. Saç kesildiği zaman ortamdan alınan ve ortama gönderilen aktarımlar büyük ölçüde engellenir. Bu hissizleşme ile sonuçlanır. Saç kesimi lokal ekosistemde çevresel stresin farkındalıksızlığına katkıda bulunan bir faktördür. Ayrıca her türde ilişkide duyarsızlığa katkıda bulunan bir faktördür. Yorumun gerçekliği tartışılır. Lakin geçtiğimiz ay Amerika'da saçların uzaması ve bağışıklık sisteminin arasında bir bağlantı olduğu keşfedildi. Kısa zaman önce pek çoğumuz için böyle bir ilişki de gerçeklikten oldukça uzaktı. Fakat geçtiğimiz ay ortaya konan bir çalışma ile bu bağlantı kanıtlanmış oldu. Okumak isteyenler haberin linki şöyle. Bunu okurum. Peki sizce bu anlatılan olayların gerçeklik payı nedir? Saçlarla 6. his arasında bir bağ kurmak ne kadar doğru? Video nereye evrildi gördünüz mü? Bu daha güzel ya. Boşverin, saç düzleşse ne olur, düzleşmese ne olur. Vay be. Çok iyiymiş. Wow. Kaç dakika oldu bakayım. Evet. 35 dakika oldu arkadaşlar. Şöyle kendi kurudu saç zaten ya. Buna çok sevindim. Ürünü az sürmek bence harika. Çünkü saç bayağı sert bu arada. Bunlarla fön çekebilecek miyim bilmiyorum ama. Kurutma işlemini fön çekerek yapacağım. Ondan sonra düzleştirici bayağı zaman şeyindeyim. Bayağı zamanım azaldı. Şu anda daraldı vakit. Ne zaman giyineceğim de çıkacağım bilmiyorum. Ama tabii ki işlemi de şişirmeyeceğim yani. Gayet normal yapacağım, merak etmeyin. Ondan sonra da videonun yorumlarına saçın ne sürede düzgün kaldığını, ne sürede bozulmaya başladığını, sonucun ne olduğunu tabii ki yazacağım yorumlara. Olayın sonucunu da videonun sonuna koyacağım. Yine yorumlara da belirteceğim ama. Kafa böyle tozlu gibi, böyle çok hafif bir boğucu bir şey var. Çok hafif ama. Ama saç şöyle geldiği anda gözleriniz yanmaya başlıyor. Ve burnunuzu çekiyorsunuz. Yani keskin perma solüsyonu kokusu asla yok. Onu söyleyebilirim. Arkadaşlar 45 dakika oldu. Bakın saçlarım böyle hafif yapışık gibi bir his var. Kurudular yani. Fakat böyle
yapışık bir sertlik ama tam sert de değil. Böyle sanki jöle sürmüşsünüz de jölenin etkisi geçmiş. Saçınızda öyle bir şey kalmış gibi. Şimdi ben saçı kurutacağım ama kurutma işlemini normal yapmayacağım. En azından üstünü fırçayla bir yapalım bakalım. Çok uzun sürecek bu böyle ya. Bunu saça tuttuğumda nefes almamaya çalışıyorum. Nefesimi tutuyorum yani. Tek başınıza çok zor. Yani şu fön olayı. Hava kapattı, yağmur yağacak. Gerçekten şaka gibi. Yani kaş işlemine gidiyorum, su değmemesi lazım. Ve saçımı Brezilya fönü yapıyorum. Ağustos yağmur yağacak. Bu nasıl bir işaret? Bazen kendimi Truman Show'daki Truman gibi hissediyorum. Ama şey, komedi versiyonu yani. İzleyenler gülsün diye yapılmış. Bayağı uğraşıyorum gördüğünüz üzere. Yorucu. Vallahi tantana yaptım da. Bayağı da yaptım ya. Aferin bana canım kendim. Şu arka bölümü fönlemesem fake mi atsam acaba? Fönlemiş gibi yapayım mı? Geç kalmamalıyım. Çok ayıp. Randevularımıza asla geç kalmamalıyız. Maske takın siz ya. Tıkamadı, bir şey olmadı ama maske takın arkadaşlar. Boşuna solumayın bunu. Sinyasal yani. Ne gerek var ki? Aman tanrım. Ya düz bana yakışmıyor. Neden bunu yapıyoruz bana? Arkadaşlar, siyah bulutlar geldi. Bu ne ya? Ya gerçekten bu sol taraf siyah. Nasıl bir şaka mı şimdi? Bir yandan ısıtıcıyı takayım. O da şey olsun, ben Babyliss kullanacağım. Çok başarılı bir ısıtıcı. Aa, zaten takmışım ben bunu. Açmamışım ama ısınmış. Şimdi bunda 1, 2, 4, 6, 8, 10. Yaklaşık 10 senedir de kullanıyorsam ben bunu. Pro 230 titanyummuş. Çok başarılı. Onu söyleyebilirim. 10 mu yapalım? 10 yapalım. 230 derece demek ki en sıcağı. Pro 230 dediğine göre. Çok başarılı, çok memnunum arkadaşlar. Hala üretiliyor mu bilmiyorum. Hakikaten 8-10 senesi vardır yani. Göz yanması falan kalmadı bende. Evet, geldik sona. Şu kalkülleri hiç, aslında hiçbir şey yapasım yok. Bakacağız. Kokan bir ürün değil arkadaşlar yani. Kuruturken hiç sorun yaşamadım ben şahsen. Ve de soğutuyoruz.
Fön çektikten sonra soğuk tutarsanız gündüz daha dayanıklı olur. Çünkü ısı işlemiyle saç şekillenir ama soğuduğu haliyle sabitlenir. Bu da benden size güzel bir bilgi oldu. Bitti. Ön kahküllere hiçbir şey yapmadık. Kahküllere yapalım. Unuttum onları ben. Nedir ya? Eğer düz istiyorsanız saçlarınızı sadece fön çekmek zor yani. Ama olabilir, o kadar da zor olsun zaten. Bakın gayet tatlı oldu. Şuraları ben çok beceremedim. Ellerim yandı çünkü. Ellerimde bir koku bir şey yok. Şimdi vaktim olmadığı için hemen düzleştiriciye geçeyim. Evet arkadaşlar, salonun arka tarafı şu anda duman dumana. Yani duman arka tarafı kaplamış durumda. Bilmiyorum ne olacağıyla ilgili bir fikrim yok ama demek ki bayağı yoğun ve dışarı öyle çıt diye çıkmayan bir durumu var bu işin. Ona göre şey yapın işte. Hemen başlıyorum ben. O kadar az vaktim kaldı ki şuradan aynadan yapayım. İyice kuruttuğum için çok az duman çıkıyor saçtan. Ama duman çıkıyor. Görüyor musunuz? Görünüyor galiba. Yani bu işlem önemli. Sabitleme işlemi en önemlisi bu. Yavaşça saçınızı yakmadan tabii ki yapın. Ben aynadan bakarak yapıyorum. Oradan çok göremiyorum çünkü kendimi. Bu arada düzleştirici o kadar ısınmış ki anlatamam. Geldiğim zaman da yaparım ben. Günde bir iki kere böyle yaparsak çok başarılı olur. Bu arada saçlar yumuşak, yumuşacık oldu. Evet, doğruymuş yani. Burayı boyamıştım, oryalle akıttım arkadaşlar. Fakat tam olarak çıkmadı boya. Hiç zorlayıcı bir iş değil arkadaşlar. Yani normalde düzleştirici kullanıyorsanız, normalde saçınızı az çok fön çekiyorsanız yani bir saatçik artık bir şeye dayanacaksınız. Azıcık da zorluğu olsun yani. Güzel olan şeylerin biraz böyle emek istemesi çok hakkı değil mi? Evet. 2-3 kere geçin üstünden demişlerdi. Size yemek kanalı açtım bugün. Göz kalemimi nasıl çekmişim öyle ya. Gözüm patlamış gibi duruyor. Neyse olsun. Korkarlar bari böyle baktığımız zaman insanlar. Ya insanlara, insanlar neden böyle tuhaf tuhaf bakıyor? İnsan işte yani. Hiç mi görmedim? Ne kadar garip. Ekstra özenerek bir şey yapmıyorum arkadaşlar. Normalde de düzleştiriciyi zaten böyle kullanıyorum yani. Yani kulak arkasına atmadan nasıl yapacağız gerçekten bilmiyorum. Böyle el alışkanlığı olan birçok şey dalgınlıkla yapılabilir ya. Yani çok dikkat etmek lazım da. Elini saçına götürme, elini saçına götürme, elini saçına götürme. Sürekli bunu söyleyeceğim yani. Saçımı yaktım mı ben şu anca? Şu bir cız yaptı, bir boz yaptı böyle. Evet, çünkü buraları kurutamadığım için tam olarak kuru olmuşlar. Buharlar çıkıyor bu bölgeden. Görüyor musunuz? Buharlardan, diplerden çıkıyor demek ki. Tam kurutamamışız. Ve burnum parlıyor. Burnum niye parlıyor?
Güneş kremi sürdüm ben. Yağmur için. Çünkü yağmur kremi yoktu bizim. Allah Allah. Yağmur yağıyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Şemsiye yine. Yine şemsiye. Kaş videosunun başında da yine böyle başlamıştım videoya güzel güzel. Çatağa yağmur indirmişti. Gök gürültüsü, şimşekler bilmem neler. Benim elimde bir şemsiye. Temmuz'da kaş yaptırmaya gidiyoruz. Su değmemesi gereken bir işlem. Olabildiği kadar üstünden geçin. Wow. Şu arka tepeleri yapalım da. Önler kolay iş. Evet, buraları çok kurutamamışım belli. Nemli gibi saç. Duman çıkmıyor. Dedim çıktı. Of of. Eğer bu işlem tutarsa annem buna bayılacak. Annemin inatçı, böyle tatlı dalgalı saçlarına, bunlarla herkes kendinde olmayanı istiyor ya. Her zaman enteresan bir şey. Eğer bu uygulama güzel çıkarsa bütün arkadaşlarıma benden keratin şov yaparız. Ne olacak? Elimize mi yapışacak? Gerçi ben başkasının saçına dokunamıyorum. Nedense tiksiniyorum ama sevdiğim arkadaşlarım saçlarını iyice yıkarlarsa onlara dokunabilirim ben. Antenlerimizi düzeltiyoruz. Cüzdana hiç yakışmıyor demiştim fakat saçları açıcı uyguladığım için tasarıyla beraber düz çok da kötü durmadı. Yani yüzümün asimetrik olmasından dolayı dalgalı olduğunda yüzünüzdeki kusurları saç örtüyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Katlı olduğunda, dalgalı olduğunda size hareket veriyor. Gerçi kime göre, neye göre yani. Zevklerimiz ve beğenilerimiz konusunda bari özgür olalım. Şöyle ince alacağım. Evet, saçın parlaklığını daha çok ortaya çıkarttı keratin, doğru. Yalan değilmiş. Bunu da görmüş oluyoruz. Şampuanlarla da ben bunu yakalayabiliyorum. Mesela glisin, bunu size söylememeliyim. Çünkü satın aldığınız zaman ürünler pahalanıyor. Başta güzel bir ürün çıkartıyorlar ucuz fiyata. Aa falan oluyorsun, alıyorsun, herkes birbirini öneriyor, ondan sonra bir koyuyorlar fiyatı, sonra da ürünü bozuyorlar. Daha iyisini çıkartıp tekrar para kazanabilmek için yandım. Herhalde öyle yani, bilemiyorum. Önemli olan çünkü şu çerçevenin düzgün olması. Çok sevdiğim bir insanın yanına gidiyorum şimdi. Gülşah'ın yanına gidiyorum. Tatlı bebişim. Muhteşem enerjisiyle beni şöyle hayata bir güdülesin. Enerjisi iyi olan insanların yanına gittiğiniz zaman siz de lütfen hal ve hareketlerinize dikkat edin arkadaşlar. Sırf o insanın enerjisinden beslenmek için o insanın enerjisini sömürmeyin, bozmayın. Siz de uyumlu davranmaya çalışın, olur mu? Ne kadar canınız sıkkın olursa olsun, herkesin problemleri var. Sünger bobluk yapmayın. İnsanların morallerini bozmayın. Önemli olan hoş bir sera. Duman dumanayız yine. Yemek yeme videoları çekmek istiyorum. Ama bunu tabii ki gidip de alışveriş merkezlerinde ya da
fast food salonlarında yapmak istemiyorum. Şu yemek turları falan var ya, onlara gidip Covid belası tekrar güncellenmezse, abilerimiz işlerini gördülerse inşallah tekrar böyle bir şey bir süre yapmazlar. Biz bir rahat olalım yani, biz bir kendimize bir dönelim mi lütfen? Çok yalnızlaştırıldık çünkü. Gidip böyle bir lezzet turu yapmak istiyorum. Yerinde yemek istiyorum. Ben bunu daha iş nedeniyle Adana'ya gittim de Adana'da yemek yedim. Kars'a tren yolculuğu yaparken yol üstünde böyle şahane gara getiriyorlar ya. İnanılmaz. Oralarda yedim fakat bu dönemlerde video çekmek falan aklımda yoktu. Bizim için çok olağan ve sıradan olan şeyleri görmeyen, yaşamayan, hatta yaşayamadan ölecek olan çok insan var, öyle düşünün. Yoksa hepimiz birer dijital kirliliyiz aslında. Hiçbirimiz dünyanın sırrını çözmeyeceğiz yani. Ne izin vermezler bebeğim. Ama bakın ben de bir rengim diye varlığınızı gösterebilirsiniz. Sevdiğiniz bir şeyi yaparak. Bunu sadece bir kanalla yapmayabilirsiniz. Yaşadığınız şeklin sokaklarında, caddelerinde de yapabilirsiniz. Yani tanımadığınız insanlarla sohbet ederek, onların belki klasik bir geyik gelecek ama poşetlerini taşıyarak ya da oralarda gezinerek yani. Mesela birazdan dışarı çıkacağım. Mutlaka ve mutlaka çıktığım gibi birisi bana bir şey soracak. %1000 yani. %1000, %1 milyar, %1000 milyar, 1 milyar, 1 trilyon. Milyar, milyon. Allah yandım. Fena yandım. Gözüm de yandı. Neden yandı? Isınınca madde aktif oluyor. Bunu öğrenmiş olduk. Kahkül gözüme değince, dibinden yapmadım, ucundan yapıyorum kahkülleri. Diplerinden yapınca çok komik oluyor çünkü. Bu arada bunlar kahkül değil aslında. Evet. Beni bıraksanız ben yarın sabaha kadar bunu düzleştiririm. Düzleştirme işlemini çok seviyorum çünkü. Yani işlemi yapmayı seviyorum. Düzleştirme sonucu saçımı kendimde çok beğenmiyorum. Bir gün sonra falan gözüm alışıyor. Çok önemsemiyorum neyse ki. Bir tane kameramız olsa. Rujumun rengi o kadar alakasız görünüyor ki. Rujum gayet başka yani. Şöyle yapıyorum. Çekiyorum saç iyice dibine kadar. Hop. Böyle. Finali çok fazla yapmayacağım arkadaşlar. Şimdiden kendinize iyi bakın. Yandım. En çok kıvrılan ve çirkin duran yerler. Şu köşeler. Gerçekten insanı çıldırtan, kıvrılan, yani gereksiz kıvrılan yerler. Bakın çok özenerek yapıyorum, gördünüz. En çok saçı şekilsiz gösteren yerleri özellikle defalarca geçiyorum. Gümüş ahçığımı bir arayayım mı? Evet arkadaşlar, ben bitirdim. 3'e aradım, geç kalmadı değil ve ben şu an geç kaldım. Tam 20 dakikam var. Durum böyle. Geldiğim zaman tekrar yapacağım. Yarın tekrar yapacağım. 2 gün yapacağım. 3. gün yıkayacağım ve yıkadıktan sonraki sonucu da video ekleyeceğim.
Görüşürüz. Bu Brezilya fönünü yaptıktan ya da yaptırdıktan sonra nasıl yatacağız ki? Yani ben şimdi böyle de yattım. Böyle de yattım. Böyle de yattım. Ama yamulmuş. Ne yapayım yani? Yatmayacağız mı? Ayakta mı duracağız 2 gün? Saçma bu ya. Zaten niye Brezilya fönü çektiriyoruz ki? Niye böyle bir şey yapıyoruz? Saçma. Her şey çok saçma. Günaydın arkadaşlar. Saat 8:30. Bugün işlemi sonlandıracağız. 3. gün bitiyor artık. 4. güne gireceğiz neredeyse. Ve ben bitlenmek üzereyim. Şöyle göstereyim saçı. Tekrar düzleştireceğim. Ve yıkayacağım. Bakalım tutmuş mu, bu eziyete değmiş mi? Ağustos ayında bu işlemi yapmayın. Ne demişler? Geç olsun, güç olmasın. Hem geç oldu hem de biraz güç oldu arkadaşlar. Yıkadım. Sabah vaktim kalmadığı için yıkayamadım. Şimdi eve geldim. Saat 7:30. Bakalım. Hafif hala daha o ürünün kokusu var. Peynirli panço kıvamında. Neden öyle? Aslında 2 kere iyice şampuanladım saç kremi. Kullanmadım bilerek, ne olacağını merak ettiğim için. Normalde saçlarımı yıkadıktan sonra da şöyle ufak şeyler vardı ama buralar biraz daha kıvrık mı oluyordu? Şimdi kurutunca göreceğiz. Hiç taramıyorum. Normalde nasıl kurutuyorsam, nasıl yapıyorsam öyle yapıyorum. Bakın burası gene dalgalı. Bu arada ürünü çok muntazam uyguladım. Yani anlatıldığı gibi ürünün üstünde yazmıyor. Ürünün üstünde sadece keratin bakımı yazıyor. Ama Brezilya fönünün nasıl yapıldığına baktım ve birebir uyguladım. Yani bundan daha iyi uygulanamazdı. O yüzden uygulamada bir hata yok. Tam 3 gün tuttum ve 3 gün boyunca da düzleştirdim arkadaşlar. Her gün 2 kere yani. Ben normal nasıl kurutuyorsam aynen öyle kuruteceğim. Bu arada saçım sert. Onu söyleyeyim. Saçı yıpratıyor. Yıpratmıyor değil yani. Brezilya fönü evet saçı yıpratıyor. Ya yani Oreal de boya da yıpratıyor evet ama bu da yıpratıyor. Bunu söylemem lazım. Şöyle bir şey söyleyeyim. Saçlarımın uçları evet biraz yıpranmış ama yumuşaklık da var. Ama böyle bir incelmişlik de var. Yani his olarak. Bu arada da düzleşmiş. Aynen. Kabarırdı şimdiye kadar. Çok ilginç. Saç kurudukça yumuşuyor. Hiç anlamadım. Kurudukça yumuşuyor ve değişik bir hal alıyor ama evet yıpranmış mı? Tabii yıpranmış. Şimdi saça bir sürü düzleştirici uyguladık. Ne kadar keratin bakımını başta yapmış olsan da sonrasında 3 gün boyunca saçın sürekli nemini alıp kurutarak yapısını bozmuş oluyoruz. Bu arada bunu ben kendim fark etmedim. Kuaför bir arkadaşım aradı. Ben perma ilacı bakıyordum. Çünkü düz saçı sevmiyorum. Bunları tekrar böyle dalgalı hale getireyim falan diye. Çok gerek kalacak mı bilmiyorum ama hala sanki biraz kabarık duracak hacimli gibi görünüyor. Neyse ben perma ilacı bakarken şans eseri ne haberdi yaramış. Canım Sercan'ım. İmdadıma yetişti, böyle bir şey olamaz yani, planlasan olmaz. Çok uzun süredir de görüşmüyoruz. Dedim ya böyle böyle bir şey aldım, onun tanıtımını çekiyorum falan. Canan şehir efsanesi dedi. Yani keratin bakımı evet ürünü uygularsın. Düzleştiriciyi bir kere uygularsın biter. Ama sen Brezilya fönü yapmak için fön çekeceksin. Üstüne 230 derece ısı, tekrar ısı, tekrar ısı. 2-3 gün boyunca. Yani dedi saçın yapısını tabii ki bozuyorsun ve tabii ki saçı yıpratıyorsun dedi. Perma ilacını da sakın alma, saçını eline alma dedi bana. Perma ilacını almadım, almayı düşünüyorum hala da. Biraz zaman geçsin en azından. Neyse ben kurutmaya devam edeyim. Bakın ya. Şimdiye kadar saçlarımın şöyle olmuş olması gerekiyor bu arada. İşe yaramış. Şöyle kurutuyorum. Bana düz yakışmıyor ve ben sadece ürünü denemek için uyguladım. O yüzden bozmaya da çalışıyorum biraz aslında, hani böyle böyle olsun diye ama ürün tutmuş ya. Yukarıdan aşağı düz kurutun diyorlar. Bakın ben
normalde böyle kurutuyorum saçı ve bu saç şu anda şöyleydi. Abartmıyorum. Saçımda çok fazla kat var arkadaşlar. Ve benim saçlarım kurudukça böyle kabaran normalde banyodan çıktıktan sonra kuruyunca şöyle oluyor. Şu anda hafif nemli ama hafif nemliyken bile şöyle olmuş olması gerekiyordu. Enteresan. Şaşırtıcı aslına bakarsanız. Yani evet, dümdüz böyle bir saç değil. Böyle bir saç şu an. Şey arıyor ürün. Tüklüm püklüm bir saçınız olmuyor. Böyle burası olmuyor saçlar. Bu da güzel bir şey aslında. Yıpratıyor mu? Evet yıpratıyor. Bakın dolaşmış. Saç kremi yok saçımda. Oreal var. Bol miktarda ama göstereyim. Gösteremiyorum ama şu gözümde bak. Hiç hoş değil. Yani ürün amacına uygun. Keratin bakımı, keratin yüklemesi yapacaksanız evet keratin yüklemesinde güzel ama Brezilya fönü yapacağım, benim saçlarım düz olsun diyorsanız sonrasında bakım kremi kullanın. Bu arada ben bakım kremi ya da normal saç kremi kullanmadığım zamanlarda da saçlarım dolaşıyor. Düğüm olmuyor tabii ki ama bakın gene bir düğümcük. Bir çıtırdama var saçta açarken. Ama o kadar çok ısı uyguladık ki yani galiba normal. Ben bu saçı kendi haline dönüştürmek için bayağı tırmalayacaktım ama bir şey söyleyeyim mi? Saçlarım hacminden bir şey kaybetmedi. O gereksiz elektriklenmesi gitti ve galiba böyle sakince kurutsaydım da tatlı kuruyacakmış ya. Aslında ürün sanıyorum başarılı bayağı. Çünkü benim saçlarım çoktan böyle olması gerekiyordu. Allah Allah, biraz daha kurutayım. Enteresan. Bu videoyu şu anda bitirmeyeceğim. Yarın bitireceğim. Yarın saçlarımı tekrar yıkayacağım ve bakım kremi yapacağım. Allah Allah, güzel ürün galiba. Sevdim sanırım. Aa. Nasıl güzel, sözümü tutmuyor muyum ya? Valla. Aman neyse boşver, böylece bitireyim videoyu demedim ve bugün saçlarımı yeniden şimdi yıkadım. Dışarı çıkacağım, bakın hazırlandım. O kadar konforlu bir şeymiş ki bu Brezilya fönü denen şey. En azından benim saçımda öyle oldu ki bana düz saç yakışmıyor demiştim. Şimdi gözlerinizin önünde de göstereceğim. Ben çünkü inanamadım. Yani gerçekten inanamadım. Islakken eski hali gibi kurdukça yumuşayan enteresan bir şeye dönüştü. Ama saçımın o ilk keratinliykenki hali daha biraz daha turuncu renge dönüştü. Yani şimdi ne olacak bilmiyorum. Bakacağız beraber. Benim saçlarım çok zor kuruyor. Kurudukça incek arkadaşlar. Kurudukça kabaran saç. Kurudukça düzleşecek. Saç açıcı videosu çektim. Üstüne hemen ertesi gün bunu yaptım. Saçım zaten kazık gibi olmuştu. Berbattı. Belki de boyasız ya da normal boyalı bir saç da çok daha iyi tutacak ya da çok daha güzel duracaktır. Permamermi düşünüyordum ama galiba ben bunu böyle kullanacağım. Hatta yazları ve kışın böyle bir iki ay kullanmak için yaparım. Arkadaşına gittin, düzleştirici yok, maşa yok, fön bilmem ne yok mesela. İşte bir saat sonra bu saç uçlarına biraz böyle bir krem bir şey sürdüğünüz anda fönlüymüş. Sanki dün fön çektirmişsiniz gibi oluyor ve bozulmuyor. Yani en çok bozulduğu hali bu işte. Böylece kalıyor arkadaşlar. Çok enteresan. Böyle topladım böyle. Acaba yıkandıktan sonra izi kalacak mı? Keratin hala saçımda mı yapışık falan gibi böyle psikopat düşüncelerin içine de girdim ama çok güzel. Yani fiyatına mı şaşırayım? Yaptığı şeye mi şaşırayım? Hani bayağı iyi yani. Bakın daha taramadım. Bu defa saç kremi yaptım. Hiçbir şey yok işte bu. Kuruttum ki böyle aşağıdan yukarıdan saçma sapan kuruttum, görün. Ki böyle dediğim gibi yukarıdan güzel güzel kurutursanız
1-2 saat sonra hatta uçlarına serum süreceğim şimdi ben bunun. Çünkü biraz çatır çutur oryalden de dolayı. Muazzam bir şey olacak. Tek bir konuda net bir şey söyleyemiyorum. Oryal bozuyor dediler Brezilya fönünü. Buna ben cila yapacağım birkaç gün sonra çünkü rengi çok çirkinleşti. Ben yaptım bunu da. Çok alacalı bulacılı oldu. Dipler başka, uçlar başka, paketler başka başka oldu. Biraz böyle cilayla daha biraz daha normal bir şeye kıvama getirmeye çalışacağım. Cilanın oksidanı düşük. Çok etkileyeceğini sanmıyorum ama Oriel kullandığım zaman 30'luk 40'lık oksidanla giriliyor Oriel'e. Onunla girdiğimiz zaman bozuluyormuş diye okudum ama deneyimlemedim, bilmiyorum. Bu böyle 5 ay kalıyor. Düz bana hiç yakışmaz, sevmem ama bakın ne kadar değerli çok duruyor. Merhaba, kendime saygı duydum yani. Şöyle yıkandım, kuruttum, bitti. Hani yıkanıp direkt dışarıda çıksam yazın mesela, kuruyunca böyle oluyor. Çok enteresan, çok başarılı bir buluş açıkçası. Eğer böyle daha hareketli bir şey istiyorsanız da dipleri hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Uçlara biraz bir şey yapın, başka bir şey olur. Yani kesinlikle güzel ürün. Benden 10 puan, 10 puan, 10 puan aldı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Muhtemelen o da cila videosu olacaktır. Birkaç güne ben bu saça bir cila yaparım gibi görünüyor. Ondan sonra da çekilecek daha çok yazlık ürünlerimiz var. Görüşürüz arkadaşlar. Yaz bitmeden inşallah ben de bir tatile çıkarsam belki bir tatil günlüğü de gelebilir. Bye bye.